Ege'de tarım programında Güney Ege Kalkınma Ajansı, Tarımsal Kalkınma ve TKDK gibi ajanslara proje hazırlamakla ilgili detaylardan bahsetmiştik biraz önceki programımızın bu bölümüne geçişinde. Şimdi proje uzmanımız Sayın Ahmet Aydınlı ile birlikteyiz. Daha önce kırsal kalkınmadan faydalanmış, destek alarak sonuçlanmış bir soğuk hava tesisindeyiz. Eylül aylarında üzümün fiyatı 60-70 kuruşken depoya konulmuş ve şu an ocağın 8'i, 9'u mu? 8'i, bugün ocağın 9'u. Hem o günden bugüne aynı tazeliğini korumayı sağlamış, hem de ekonomik değer olarak 2,5-3 lira gibi, yani o günkü fiyatın 4-5 katı fiyatla satılabilir seviyede kalmasını sağlamış olan bu tesisin özelliklerini anlatmaya gerek yok. Hepiniz soğuk hava tesislerini biliyorsunuz. Biz proje hazırlamakla ilgili bu şekilde güzel tesislere sahip olmanın o ön hazırlığıyla ilgili görüşlerini ve bize önerilerini alacağız Ahmet Bey'in. Buyurun Ahmet Bey. Şimdi kırsal kalkınma destekleri kapsamında yöresel olarak yetişen ürünlerin muhafazası amacıyla yapılmış bir tesis burası. Soğuk hava depoları bulundukları yerdeki tarımsal ürünleri, üzüm olur, efendim meyve olur, sebze olur veya süt ürünler olur, et ürünler olur. Bunların muhafazası amacıyla yapılmış tesislerdir. Burası da kırsal kalkınma desteklerini takip etti ve bizim yaptığımız bir çalışma sonucunda Mehmet Tüysüz Bey'in sahip olduğu firmaya %50 hibe desteği sağlandı. 5. etap kapsamında yapılmış bir projedir burası. 1000 ton kapasiteli bir soğuk hava deposudur. Şimdi biz tabii proje hazırlarken çektiğimiz sıkıntılar veya yatırımcılarla olan çalışmalar noktasında her firma, herkesin projeye başvurma ve hibe alma hakkı var ama genelde uygun olmuyor yatırımcı. Onu uygun hale getirmek, proje altyapısını oluşturmak, arsasının firmasının üzerine olmasını sağlamak, sonra buranın üzerinde mimari proje hazırlıkları yaptırmak ve inşaat ruhsatı alır hale geldikten sonra hibe başvurusunda bulunuyoruz. Ve bu inşaat kısmının inşaat keşif özetleriyle, makine kısmının da makine yerleşim planlarıyla maliyet tabloları çıktıktan sonra hibe başvurusunda bulunuluyor ve bunun arkasından hibe geldikten sonra inşaata başlıyoruz. İnşaatın arkasından makine ekipmanlar alınıyor. Bilhassa soğuk hava depolarında panellerin arkasından yapılan bu soğuk hava makinalarının kurulmasından sonra işletme açış süreci başlıyor ve böylece projeyi tamamlamış oluyoruz. O safhadan sonra meyve, sebze, et ve süt ürünlerini depolamaya başlamış oluyor tesislerimiz. Sadece soğuk hava tesisleri değil tabii. Sizin takip ettiğiniz projeler, sosyal sorumluluk projeleri var. Yine tarımsal ve işleme tesisleri var. Evet. Üretim tesisleriyle birlikte. Bütün bunların projelerini uzman olduğunuz konu olduğu için sizler hazırlayıp gerekli birimlere sunarak sonuç alıp vatandaşı da bu konulardan faydalan. Şu ana kadar ürettiğiniz, onaylanan ve şu an hani mesela herhalde sizin ürününüz olduğu için ya da sizin katkılarınızla sağlandığı için gurur duyacağınız bir konudur. Türkiye'nin nerelerinde projeleriniz var? Şimdi tabii biz hem Ankara'da hem Denizli ofisi olan bir proje ekibim var benim. Bu çalışmayı 70'e yakın proje sonuçlandırarak şu ana kadar işletmeleri hibe desteğiyle aşmış bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi de burası. Burası benim aynı zamanda kendi köyüm. Köyünüz, kendi köyümüze de bir hizmet güzel yapmış bir olduk böylece. Tabii bunların içinde 5-6 tane soğuk hava deposu var. Bir 5-6 kadar süt işleme mandıra tesisleri var. Birkaç tane sera projemiz var. Süt işleme, et işleme tesisleri var. Sadece tarımsal değil. Bunun dışında bölgesel kalkınma ajansları kapsamında ve İPART'ın 2008'den beri devam eden İPART'ın kapsamında hayvancılıktan tutun da alternatif enerji sistemlerine kadar güneş enerji sistemlerinin kurulması gibi birçok projeleri şu ana kadar hayata geçirmiş bulunuyoruz. Ben Mehmet amcamızla da biraz sohbet etmek istiyorum. Şimdi Hançalar kasabasındasınız ve çok güzel modern bir tesise sahipsiniz. Bu tesisin ilk fikri nasıl ortaya çıktı, nasıl doğdu ya da o hibe ile ilgili teşviklerle ilgili bilgileri size kimler aktardı?
Şimdi bizim esas mesleğimiz gıda üzerine. Tabii böyle bir tesis yapmak için biz bir teşebbüse geçtik. Tabii bunu yapmadan önce Ahmet Beygil'le, Tarım İl Müdürlüğü'nden konuştuk, anlaştık, tanıştık. Ve böyle bir projenin bize, bizim şirketimizin hak ettiğine karar verdiler. Biz de burayı açtık. Yani Tarım İl Müdürlüğü'nün yardımıyla bu tesisi açtık. Şimdi de İPART, yani Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu diye bir kurum var. Haberiniz var mı bu kurumda? Şu anda yok. Yok. O zaman ben sizi hemen kısaca bilgilendireyim seyircilerimizle evet. birlikte. Özerk çalışan bir firma ve Avrupa Birliği ile işbirliği halinde 100 bin euro ile 3 milyon euro arasındaki yatırımları destekleyen, yani birazcık evet. daha limitleri daha yüksek evet. ve 100, hibe kapsamı da %50 ile %65 arasında. Örneğin tesisi biraz büyütmeniz gerekse ya da biraz modernleştirelim düşünceniz olsa evet. bu tür kurumlara da projeler hazırlamayı düşünür müsünüz? Şimdi tabii düşünürüz, şöyle düşünürüz. Tabii böyle projelerin böyle bu memleketlerde, bilhassa bizim Hançalar'da, Çal'da veyahut da daha başka bir yerlerde fazlalaşması gayet iyi bir şey yani. Neden iyi bir şey? Şu elindeki üzüm şeye konalı atıyorum 4 ayı geçti. 4 ayı geçti. Demek ki bu üzüm veyahut elma, armut veyahut daha başka meyveler veyahut sebzeler eğer bu süre burada şey olabiliyorsa, muhafaza olabiliyorsa, tabii böyle şeylerin ilerlemesi mutlaka şart. Gerekir değil mi? Yani bugün 70 yani. Kuruşa satacağım ama bugün 2,5 yani, liraya satacağım. Yani 3 liraya satacaksın, 3,5 liraya satacaksın. Bunu üretmek için Mart'ta budama yapılıyor. İşte yani. Hemen arkasından bağın yaprakları aralanıyor. Bir başka evet, zaman evet, üzüm evet. şeye geldiği, çiçeğe geldiğinde ilaçlaması vesairesi gibi. Yani şu üzümün elde edilebilmesi için 6-7 aylık bir çaba sarf ediliyor. Mutlaka, mutlaka. Elde edilen parayı sadece 4 ay saklamakla da 4 katını elde ediyoruz. Yani, şimdi bu önemli de aslında. Ben şöyle bir şey de söyleyebilirim. O gün mesela bunun yetiştiği günde buralarda üzümün kilosu 6-7-60-70 evet, kuruşsa tabii bu değerlenince bu hale evet. geliyor. Ve de o günde ucuz olduğu için tarımın mesela maliyeti haliyle yüksek. Yüksek. Yüksek olduğu için girdileri çok. Çok arazimiz burada geng duruyor. Evet. Ben diyorum ki mesela bir leşber için atıyorum 40 dönüm arazisi var. 40 dönüm arazide ne yakar? Var zaman bir ton mazut yakar. Evet. Bunu biz bir ton mazutu bu adama versek de bunu masrafsızca yetiştirse şu gen arazimiz bizim üzüm üretim. Verimli bir hale gelse olmaz mı? Olur. Ama bizde bunlar maalesef şu anda düşünülmüyor. Evet. Devlet büyüklerimize de yani, bu konuda yani. Düşüncelerimizi ya da tavsiyelerimizi yani. İletmiş olalım. Evet. Katıldığınız için çok teşekkürler programa. Bölge ekonomisine çok ciddi bir katkıda bulunuyorsunuz bu tesis sayesinde. Mutlaka kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak için belki kurguladınız bu projeyi ama etrafımızda işte üretici, üzüm üreticileri, elma üreticileri, armut üreticileri gibi meyve üreticilerinin sizin deponuzu kullanarak malzemeleri, ürünlerini 2-3-4 kat fiyatla satabiliyor olması sizin bu tesisinizin sayesinde. Tabii. Elbette bir kira geliri de alıyorsunuzdur onlardan Tabii. ama böyle bir tesisi yaptığınız ve bölge halkının kalkınmasına destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum ben size. Ben de teşekkür ederim. Ahmet Bey, bir başka programda İnşallah. Farklı farklı konularda yine birlikte olacağız. Tabii hayvancılığı konuşalım, süt işleme Hı-hı. üretimi konuşalım, evet. et üretimi, İPART projelerini konuşalım. Bunları ileriki tarihlerde ilerleyen konuşalım. İlerleyen programlarda sık sık sizi ziyaret edeceğiz. Teşekkür Sizlerle ederiz. Birlikte olacağız. Evet, bir başka bölgeye doğru yola çıkıyoruz sevgili seyirciler. Dumanı da aman kızı der bana.
Ege'de Tarım programının sonuna geldik sevgili seyirciler. Bir, önümüzdeki hafta bir başka mekanda, bir başka yerleşim merkezinde, belki bir çiftlikte, belki bir arazide yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, şen kalın. Merhaba sevgili seyirciler, Denizli ve Ege'de Tarım programında Aydın'a bağlı Sultanhisar'ın Atça kasabasındayız. Burada bir portakal mandalina, yani turunçgiller işleme tesisinde tesis sahibi Muharrem Ertan'la birlikteyiz. Daha önce tarımsal kırsal desteklemeden faydalanarak böyle bir tesisi geliştirmiş kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. 5 sene önce bir çiftçi çocuğuydunuz. Evet. Sonra üniversite eğitimi, uluslararası ilişkiler ve böyle bir tesis. Evet. Evet, 4 sene önce düşündüğümde birazcık hayal gibi geliyordu ama kırsal kalkınma 3. etap projesiyle makinemizi alıp yavaş yavaş tesisi hayata geçirdik. Bu sene 4. senemiz, 5. senemizi dolduruyoruz. 3000 metrekareyle başladık. Şu an yaklaşık 13.000 metrekare civarında çalışıyoruz. Ağırlıkta ihracat, Balkan ülkelerine bölgenin ürünlerini gönderiyoruz. Bölgemize faydalı olmaya çalışıyoruz. En büyük pazar neresi sizin için? En büyük pazar Rusya, Ukrayna bölgesi. En büyük pazarımız orası. Şimdi bu işletmenin tabii belli bir bölümünü görüyoruz şu an. Kameraman arkadaşım biraz sonra diğer görüntüleri de verecek bize. İşlemi en başından sonuna doğru şöyle biraz anlatabilir miyim? Şöyle söyleyeyim, mandalina sezonuyla başlarsak, mandalina sezonunda Eylül ayında mandalina yeşil halde bize gelir. Biz orada onun doğal istediği iklimi burada depolarımızda sağlarız, sarartırız. Sararttıktan sonra gördüğünüz gibi paketleme makinemizle paketleyerek yurt dışına ihraç ederiz. Mandalina'dan sonra portakal. Portakal da aynı şekilde. Portakal tabi Aralık ayında, Kasım ayının sonunda ve Aralık ayında başlar. Ta ki Mayıs ayına kadar devam eder. Onda da aynı işlemi yaparız. Sarartma bittikten sonra normal şekilde işlemesi, yıkanması ve paketlenmesini yaparız. Portakal bitiminde çilekle bahçede biz kendi ambalajlarımızı veririz. Bahçede ambalajlanır. Buraya gelir, soğutma işlemi yapılır, paketleme işlemi yapılır, ihracat hazır hale getirilir ve sevk edilir. Çilek bitiminde yaklaşık bir 2-3 ay bizim aileden gelen karpuz, kavun, 2-3 ay birazcık bizim yavaş sezonumuzdur. Daha sonra narla tekrardan başlarız. Narın da ambalajlanması, paketlenmesini tesisimize yapıp ihracata gidiş haline getiririz. Bu şekilde bir döngü içerisinde her sene devam eder. Tabii iklimler de buna engel olur ya da bir ay erken olur, bir ay geç olur. Bu şekilde devam eder. Peki uluslararası ilişkiler okumasaydınız, böyle bir işi, böyle bir kurguyu, böyle bir ihracat ürünü, tarımsal ürünü ihracat haline getirmeyi düşünür müydünüz?
Aslında o birazcık da şöyle, bölgemizde böyle bir tesis eksikti. Bu okulda, tabii ki okulda da bir şeyler öğrendik mutlaka ama bölgemizde bu tesisler eksik. Yani Aydın bölgesinde ihracata ürünlerimiz var, birçok ürün var. Hatta diğer bölgelerde olmayan birçok şeyimiz var genelde bizim bu kıyı şeridinde ama bu şekilde tesislerimiz eksik. O boşluğu değerlendirmek için ve bir çiftçi çocuğuyum. Zaten kendi ürünlerimizi pazarlayabilir miyiz diye düşünerek bu işe girdim. Baba bir traktör olan, tarlaları, arazileri ve ürün işleten bir insandı siz okula başladığınızda. Eskiden babam pamuk tüccarıydı. Daha doğrusu çırçır işi yapıyordu. Tabii pamuk eskisi gibi değerini kaybettiği için eskiden pamuk çok değerliydi. Bölgemizin en değerli şeyiydi. Beyaz altın diye tabir ediliyordu zaten. Pamuğun değeri kaybolduğu için çiftçi de başka yönlere doğru gitti. Bahçeler ağaçlandırıldı, mısır dikimi falan. Bu şekilde babamın da tabii isteği üzerine, babam da biraz bu işe ön ayak oldu, yapalım, beraber yapalım diye. Bu şekilde biz bu işe başladık. Şimdi siz kırsal kalkınmadan, Tarım Bakanlığı'nın kırsal kalkınma projelerinden faydalandınız. Şimdi bir de tarımsal kırsal kalkınmayı destekleme kurumu, TKDK diye adlandırılan bir kurum var. İPART projelerini değerlendiriyorlar. Bizi izleyen seyircilerimiz, özellikle çiftçiler ya da işletmeci sahipleri için önerileriniz nedir? Devletin verdiği teşvikleri takip etsinler. Birçok teşvikler var. Yani ben de daha önceden olur mu olmaz mı diye düşünüyordum ama olmaz diye bir şey olmaz yani. İlla ki bir yerden başladıktan sonra birçok hayvansal teşvikler var. Bunun dışında tarımsal tesislere olan teşvikler var. Birçok teşvikler var. Bunlardan yararlanmaları gerek. Evet. Yaşınız kaç bu arada? 28. Bu sektörde sektörün diğer elemanlarına ya da işletme sahiplerine bakacak olursak nerelerdesiniz? 10 yaş küçük oluyorum genelde. Evet. Sizden daha küçük olanlar var mı? Ben hiç tanışmadım. Yani şu an görmedim. Sektörün belki de en küçüğüsünüz, evet, yaş olarak. Ama büyük bir başarı imza atıyorsunuz. Tebrik ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Çalışmalarınıza başarılar. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, şimdi yanımızda Avrupa Birliği projeleri hazırlayan, gerek kırsal kalkınma gerek TKDK projelerini hazırlayan sayın proje uzmanımız Sayın Ahmet Aydınlı var. Ahmet Aydınlı bundan 4-5 yıl önce bu tesisin kurulum aşamasında buranın projelerinde de yer almış ve kırsal kalkınmadan faydalanarak böyle bir oluşuma büyük destek vermiş bir kişi. Ahmet Bey, şimdi tabii bu örnekle kırsal kalkınmayı veya TKDK hibelerini, o fonları anlatmak birazcık da olayı özümsememize sebep oluyor. Seyirci açısından da bu örnekleri görmek birazcık da motive edicidir diye düşünüyorum. Siz neler öneriyorsunuz? Burası saatte 10 ton mandalina, portakal ve narenciye türlerinin tamamını yıkayan, işleyen, mumlayan, paketleyen bir entegre tesis hükmünde. Ege'nin de büyük tesislerinden bir tanesi. Burada önce yapılan işlemleri ben size kısaca bahsedeyim. Ağacından bu şekilde yeşil halde toplanan narenciyeler saratma tesisine, odalarına girdikten sonra belli bir süre sonra bu hale geliyor. Aradaki farkı görebiliyoruz bu şekilde. Şimdi bu hale gelmiş olan artık ağaçtan toplandı yeşil, saratma odalarına geldi. Daha sonra saratma odalarından çıktı, bu hale geldi. Biraz sonra size makinesinde de göstereceğimiz sistemde kasalar kendileri devriliyor. Daha sonra yıkama bölümüne, daha sonra antibakteriyel köpükle, ilaçla, kontrolle yıkama bölümünden geçtikten sonra mumlama bölümüne geçiyor ki bunlar ağacında parlak olmayan bu ürünler, pazarda niye bu kadar parlak dediğinizde bunlar mumlanmış ama gıda kodeksine uygun olduğu için insan sağlığına zararlı olmayan maddelerle sağlanıyor. Daha sonra da 10 boya ayrılıyor. Birinci ile 10. boy hariç, onlar artık pazara verilmiyor, markete, ihracata verilmiyor. Geri kalanı pazara boy boy veriliyor ve daha çok da ihracata gidiyor. Şimdi burası bir narenciye paketleme tesisi. Kırsal kalkınma hibelerinden yararlanmış örnek bir tesisimiz.
Aydın bölgesindeki örnek tesislerimizden bir tanesi. Buradaki uygulamanın aynısı şu anda İPART kapsamında da meyve sebze işleme ve paketleme olarak hala hibe almaya devam ediyor. Burası kırsal kalkınma 5. etaptı. Tarım Bakanlığı'nın hibe destekleriyle yapılmıştı. 600 bin liralık bütçenin 300 bin lirası hibe, 300 bin lirasını yatırımcı kendisi koymuştu. Şimdi İPART kapsamında da aynı hibeler uygulamaya alındı. Yatırımcının kendisini uygun hale getirdikten sonra, yani firmasındaki evrak eksiklerini tamamladıktan sonra bize başvuruyor. Biz kendisi için bir başvuru dosyası hazırlıyoruz. Ve bu hazırlık süreci 1,5-2 aya yaklaşan bir süreç olduğu için yatırımcıların acele etmesi bizim için önemli. Çünkü genelde biz hep son bir hafta 10 gün içinde gelenlerle çok sıkıntı çekiyoruz. Kıramıyorsunuz, geri çeviremiyorsunuz, yetiştirmeye çalışıyorsunuz ama prensipte amacımız ilk baştan hazırlıklı olarak firmaların bize gelmeleri ve sonuçta da bu gördüğünüz mükemmel tesis ortaya çıkıyor. Hibe destekleriyle bunları sağlamış oluyoruz. Tabii bu işi son günlere bırakmamak, proje üzerindeki tüm aşamaları ya da tüm beynimizi bütün aşamalara yönelik düşünmemize büyük yardımcı oluyor. Ama son günlere kalan projeler birazcık daha sıkıştırıyor. Şimdi tabii projenin yazımı zaten 1 hafta 10 gün sürer. Bizim yazmamız. Bunun önünde makine yerleşim planları, eğer inşaat varsa inşaat, imar planı, mimari projeleri, imar izinlerinin alınması, inşaat ruhsatlarının çıkartılması, esas bunlar bizi zaman kaybına sebep olan çalışmalar. O yüzden yatırımcımız şunu iyi bilmesi lazım. Proje demek hemen 2 satır yazı yazıp başvurmak değildir. Bunun 15-20 tane alt evrakı var. Onlar bize geldikten sonra biz o evraklar doğrultusunda yatırımcı ile birlikte onun ofisinde, onun ağzından bu bilgileri alıp proje haline döküyoruz. Tabii projeler de Avrupa Birliği formatında, o standartta olduğu için çok dikkatli olmak gerekiyor. Peki, teşekkürler. Güzel bir tesis gezdik sayenizde. Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Akça beldesindeyiz. Seyircilerimiz görüntülerini seyretsinler. Tamam. Bir başka programda inşallah. Bir başka tesiste yine inşallah birlikte oluruz. Bundan sonraki diğer tesislerimizi de birlikte olmak dileğiyle. İnşallah. Siz görüntüleri seyrederken biz de size güzel bir türkü dinletelim. Şu anda soğuk hava deposu ve sarartma odasının birlikte işlevini gördüğü bir odadayız. Bu odada zamanı geldiğinde çilek, zamanı geldiğinde narenciye, zamanı geldiğinde diğer meyvelerin stoklanması ve bütün yıl kullanılması mümkün. Şimdi ben size göstermek istiyorum. En başta gördüğünüz cihaz narenciye sarartma cihazlarıdır. Onun yanındaki tavanda gördüğünüz evaporatörler soğutucu klima cihazlarıdır. Onun yanında gördüğünüz o 2 tane gri renkteki cihazlar da nemlendirici cihazlardır ki bunlar değişimli olarak çalışırlar, ihtiyaca göre çalıştırırlar. Nemlendirme cihazları iklimlendirmeyi yapıyor. Burada
meyvelerin kendi iklim şartlarında kurumadan kalmaları, hatta çöplerinin bile kurumaması için gerekli nem desteğini sağlayan makinalardır. Denizli ve Ege'de tarım programında Atça'dayız. Atça'daki gezilerimiz devam ediyor. Zeytinyağı fabrikasındayız şu an. O otantik özelliklerini hala koruyan bir zeytinyağı fabrikası burası. Zeytinyağı fabrikasının sahibi Nazan Hanım, Nazan Elgün. Aynı zamanda kimyager, Hacettepe Üniversitesi kimyagerlik bölümünü bitirdikten sonra babasından kalan bu iş yerini devam ettirme kararı almış. Şimdi hikayeyi onu kendi dilinden dinleyelim. Evet. Merhaba, Nazan Ergün. Benim buradaki hikayem 33 sene öncesine başlıyor. Babam rahmetli Emin Ergün, fabrikayı kuran kişi. Daha önce başka girişimleri de bol miktarda bulunmakta. En başta odunculukla başlayıp da babam Emin Ergün, Hasköy, Nazilli'ye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Hasköy'de odunculukla başlayıp madencilikle devam edip daha sonra bir takım başka değişik işlerde de bulunarak en son zeytin sıkma işleminin ayakta yapılmasından bıkan herkese yeni bir teknoloji sunmak üzere değirmen taş baskı dediğimiz sistemi kuran ilk kişilerden. O kararı alıp burada Nazilli'de 57 senesinde bu fabrikayı kurmuş bulunmaktaydı. Fakat daha sonra kendisini çok ani bir şekilde kaybettik. Köytaş Tekstil Fabrikası'nın kurulması esnasında bayağı acı bir şekilde ani kalp kriziyle kendisini kaybettik. Ve daha sonra abim rahmetli oldu şu anda. Kız kardeşim mimar, abim rahmetli makine mühendisi Nafis Ergün. Üç kardeş bu fabrikanın devamlılığını sağlamak üzere kendi işimize giriştik. 33 senedir de ben bu işi bir fiil devam ettiriyorum. Kendi mesleğimle de az çok yakından uzaktan da olsa ilintili bir meslek. Baba mesleğim kimyagerlikle de birleşince daha iyi yapacağıma inanaraktan bu işe giriştim. Devam etmekteyim. İnşallah da Allah ömür verdiği sürece bu işte devamlılığımı istiyorum. Siz aynı zamanda kimya mühendisi olmanızın yanında zeytinyağı tadım uzmanısınız. Evet. İyi zeytinyağı nasıl anlasın seyircilerimiz? Bu konuyu bir de biraz da sizin dilinizden dinleyelim. İyi zeytinyağı açıkçası zeytin meyvesinden elde edilen zeytinyağı. Herkes tabii bunu çok değişik şartlarda tanımış. Değişik politikalar, değişik ekonomik sorunlar olduğu için zeytinyağı öncelikle herkes tarafından çok iyi bilinmemekte ve tüketilmemekte. Bu da bir gerçek. Çünkü yanlış yağ yedirilmiş. Geçmiş senelerde zeytin meyveleri çok üst üste biriktirilerek sıkıldığından asitli çıkmış. Yani asitli dediğimiz yenmeyecek tipte yağlar çok çıkmış. Bu yağlar kişilere yedirilmiş. Hatta başka yağlarla da karışarak yedirildiği için zeytinyağını çok yanlış tanımışlar.
Dolayısıyla zeytinyağı ülkemizde iyi üretilmekte olduğu halde tüketilememekte çok acıdır. Diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bu miktarlara baktığınızda bizden 25 kat üstün, 15 kat üstün İspanya, İtalya, Yunanistan çok 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 iyi üretip çok 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 iyi de tüketebilen ülke konumundalar. Türkiye ise ne yazık ki 1 kilo 200 gram gibi komik bir rakam tüketmekte. Ürettiğimizi tüketsek başka bir yağ bile ihtiyaç duymayacağız belki. Ama ürettiğimizi tüketemiyoruz. Orada da sorunlar çok farklı. Doğru zeytinyağı nedir dendiğinde ise zeytin meyvelerinden direkt elde edilen natürel, yani hiçbir başka karışım girmeyen yağ, zeytinyağı. Dünyada sadece tek bir tohum yağı vardır ki içine hiçbir çözgen konmadan yağı alınabilen, o da zeytin meyvesidir. Çok ilginçtir. Diğer meyvelere veya diğer bitkisel yağlara baktığınızda yağlarını alabilmek için mutlaka içine çözgen koyulmakta. O tarzda yağ elde edilmekte. Ama zeytinyağı sade ve sadece zeytinin meyvesinden elde edilen yağ. Ha, her elde edilen yağ natürel mi? Hayır. Yani natürel sızma, sızma kalitesinde, yani natürel birinci kalitesinde yağlar var. Bu yağlar tabii ki gerek kimyasal analizleriyle gerekse de duysal analizleriyle karakterize edilebilip ayrılabiliyor. Ha, belli bir aşamaya geçen yağlarsa, eğer yemeklik yağı uygun değilse rafinajlık dediğimiz, lampant dediğimiz yağlara giriyor. Rafine firmalarına gidip orada bu yağlar rafine edilip karşınıza Riviera yağı olarak geliyor. Marketlerde falan bunu çok görüyorsunuz. Dikkat ediniz, onlar Riviera zeytinyağı yazar. Ama zeytinyağı tam olarak değildir. %75'i rafine edilmiş, %25'i natürel yağ koyulmuş olarak elde edilir. Natürel sızma ve natürel birinci yağlar etiket örneklerinde okursanız kendisini belli edecektir. Tabii bu kişilerin kullanım alışkanlıklarıyla, tüketim alışkanlıklarıyla orantılı bir şey. Kimi kişiler sadece salatalarda veyahut da sadece belli zamanlarda tüketebilmekte. Kimi kişiler de bilhassa bizim yöremizde her öğün, her şekilde yemeklerinde vesaire, et yemeklerinde dahi olmak üzere tüketebilmekteyiz. Ama daha böyle içeriye doğru gittikçe Türkiye'de bu tüketim çok çok azalmakta. Çünkü dediğimiz gibi daha önceden yanlış yağlarda yedirilmiş olmakta ve de kişilerin yanlış zeytinyağını tanıması, zeytinyağından uzak kalmasını sağlamış. Dolayısıyla sadece üretilmiş olan, kendi bölgemizde bile az olan tüketim daha da azalmakta gibi geliyor bana. O zaman şöyle yapalım. Şimdi sizin yaptığınız bu doğru üretim, doğru anlatımlar sayesinde ve sizler sayesinde de dilerim insanlar o doğru zeytinyağının lezzetine ulaşarak artık bundan sonraki dönemde harcamayı, yani tüketimi de bir nebze artırmış oluruz gerçek zeytinyağlar sayesinde. Dileriz inşallah, dileğimiz o. Ülkemizde ürettiğimiz kadar tüketirsek zeytinyağını hem alıştırmış olacağız hem de üretilmiş olan, katma değer olan bir malı ülkemizde ekonomiye kazandırmış olacağız. Evet, Nazan Hanım'a teşekkür ediyoruz vergi bilgilerden ötürü. Şimdi fabrikayı gezmeye devam edelim.